kendini kırmak yerinde hep... Kardeşim el parmıyor. İlgili izleyiciler, değerli takipçilerim, hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Nereye geldik? İzmir-Işıklar köyüne geldik. Koççu Şerif Baba'nın işletmesine geldik. Tam da baskın basar gibi geldik. O da koçları kırkıyordu. İşinden alıkoyduk. İnşallah rahatsız etmemişiz. Hakkını helal eder. Şimdi Şirin abiye geçmeden önce de her zaman dilendirdiğim gibi arkadaşlar, kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz sevinirim. Şimdi hep birlikte geçelim Şirin abiye. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş abi, geldiniz. Hayırlı bereketli günler olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Abi hoş bulduk abi. Kusura bakma biraz ellerimiz. Yolumuz biraz buradan geçiyordu. Sana uğrayalım dedik. Şimdi her videoda dile getiriyorum. Bir yere uğradığında da izleyicilerimize de bir video çekmesek, orayı da göstermesek olmaz. Çünkü onlar da artık merak ediyor sizleri, buraları, coğrafyayı. Doğrudur. Gerçekten koçlara, Şirin abinin yanına geleceğiz de koç çekmeyeceğiz. Olmaz abi. Doğrudur abi. Kanuna ters olur. Haykırı olur abi. Hayvancılık kanunlarına haykırı olur. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi. Eyvallah abi. Babacığım. Şimdi Şirin abi, seni tanımayanlar için kendini bir kısadan tanıtırsan, Şirin abimiz kimdir? Ne zamandan beri bu işi yapıyor? Niye özellikle koça merak sarıyor? Piyasadaki bütün koçları almaya özen gösteriyor. Şimdi ne bileyim, öyle bir sevgi var bana bu koçlardan, bana karşı bir his mi diyeyim, nasıl evet, söyleyeyim. Şöyle Belli abimize koçlarımızı çekerse, evet abi. Benim öyle bir şeyim çıktı, ben öteki hayvanları da alıp satıyorum canım, öteki hayvanlarla da işim, evet, oluyor. Ben bunları özel olarak ne bileyim, öyle bir hobi olmuş, oluştu bende. Şimdi diğer hayvanları da alıp satıyorsun tabii ki de, bölgede artık koç görünce insanların aklına Şirin Demir abimiz geliyor abi. Doğru doğru da sizden sizin sayenizden oldu. Ağırlıklı olarak herhalde koç ticareti yapıyorsun. Tabii bunun yanında sen kuzu da alıp satıyorsun, koyun da alıp satıyorsun. Bıçak işleri. Damızda gelebilecek hayvanları da çekiyorsun. Aynen, ya ben bunları bir hobi olarak tutuyorum. Kurban öncesine, kurban arkasına böyle güzel, ne bileyim, seviyorum böyle güzel toplamayı. Aynen. Koç toplamayı seviyorsun abi. Aynen. Hatta koçlar da... Bakımı da daha rahat. Şimdi herkes diyor ki dövüşür, şunu bunu yapar. Gerçekten dövüşmesi oluyor. Bak ben bu demirleri şu etraftaki arkadaşlar çekebilirlerse. Şöyle mesela şu demirleri aynı. Hepsini aldırttım. Bu demirler hepsi yamulttu bu. Tekneler, mekneler hepsi. Yamulttular değil mi? Yamulttular yani. Ona... Ama ya birbirlerine alıştıralım, artık korkmaya gerek yok. Ona rağmen koş diyorsun abi. Aynen. Şimdi burada kaç adet koçumuz var Çin abim? 40 tane şu anda var. 40 adet koçumuz var. Evet. Yine karşı kırklarda sakız melezleri ve ağırlıklı olarak kıvırcık var değil mi abi? Evet. Kıvırcık var. Şurada hatta bir mor koyun dediğimiz. O kendi koyunumdan üreme. Hayvanımız var. O kendi koyunumdan üreme. Bir tane benim ev hayvanım var benim. Evet. 7 senedir koyun bendedir. Bütün evim ihtiyaçlarını görür. O oradan ürendi. Süt sağmak için mi besliyorsun? Aynen aynen. O çobanlık yapıyor bana. Çobanlık yapıyor. Yeni getirdin, işletmeye getirdin. Hayvanlara öncelik yapıyor. Önderlik yapsın diye. Evet. Gerçekten her işletmeye lazım. Çünkü hayvanlar meranın yolunu bilmez, evin yolunu bilmez. Eskiden hayvanları, büyükbaş hayvanlar vardı, ineklerin vardı. O koyun inekleri de alışkın olduğu için dağda, merada güderken bu koyunu toparlar, ineklerin yanına getirir. Yani öyle bir de. Merayı da biliyor, evin yolunu da biliyor. Tabii tabii. Yani hayvanlara tabii. Öncülük yaparak sana bir nevi yardımcı oluyor aynen, abi. Aynen. Şu anda ben bahar aylarındadır. Ben merada gidiyorum. Merada da maşallah bu sene otlar çok güzel oldu. Yayılır evet, da abi. Çok harika. Hamdolsun Allah'a şimdilik. Bu sene maşallah gerçekten sene biraz de güzel bir yağmurlar da geliyor. Evet, biraz daha erken ama bir mecbur kaldım kırkmak için. Şimdi hayvanlar kendini sürtüyor demirlere, oraya buraya ağaçlara. Yani bir an önce kendine gelesin diye zamanımız da azaldı Allah nasip ederse. Kurban öncesi satar geçeriz. Kurbana kadar durdurmayacağız. Aynen. Kurbana kadar durdurmazsın. Sen zaten koç sirkülasyonu sende hızlı olmuş oluyor. Aynen. Bundan sonra zaten şey olacak abi, kurbana gelebilecek hayvanların sirkülasyonu olmuş olacak. Aynen. Aynen. Tabii ki bunun yanında da sen damıza gelebilecek hayvanları da alıp satıyorsun. Onun var var. Kendi şu anda çiftlikte var. Şimdi Şirin abi, sen bunları büyük ihtimal kurbana bırakmayacaksın. Yok, çünkü bırakmayacağım. Alışısı çıkarsa satacağım bunları. Aynen aynen. Allah nasip abi bu ayardaki koçlar abi kurbanda kaç para olur? İnan, senin tercümene bir dayanarak. İnan şu anda ben ne desem yalan söylerim. Ama şu anda asgari ücret... Evet dostlar, şu anda asgari ücret 8500 lira. Niye asgari ücrete örnek gösterdik, asgari ücretten bahsettik? Ortalama bir kurbanlık asgari ücrete her zaman, her sene olduğu gibi bu sene de eşdeğer olmuş olacak değil mi abi? Her seneki var. Yani orta bir kurbanlık. Örnek diyorum, bu 6-7 aylık kuzu da değil. Devasal bir koç da değil. Değil değil, orta boy. Yani kurbanlık vasfını taşıyan bir hayvan ortalaması 8500 lira olmuş olacak diye düşünüyoruz aynen abi. Aynen, bunun altına da düşebilir, vardır yani. Evet. Şimdi kurbanlık vasfını görmemiş. Üstü de olabilir. Tabii tabii. Altı da olabilir. Bazıları diyor kan akıtayım diyor, ne olursa olsun, ama kurban sayılmaz ki o.
Onu bilemiyoruz tabii. Onlar da Allah'ın arasında. Onlar da bence abi 5000 liradan başlar. Aynen 5000 lira. En kötü şartlar 5000 lira cebine çıkacak bir insanın ya. Aynen. Ve kurbanı keseceğim dediği zaman. Şimdi şu da var. İnsanlarımız 6 aylık kuzu kurban olur diyorlar. Belki bu dini bilgiler olmuş oluyor. Belki bizim dinmememiz gerekmiyor. Bizim bildiğimiz tek şey var. Yani dinmememiz gerekiyor. Evet. Ama söyleyemedik. Hanefi mezhebinde oluyor. Hanefi mezhebi diyor. 6 ayını doldurmuş anasının boynuna gelecek bir hayvan küçük başı olarak diyorum. Evet. O kurban olur diyor. Ama Şafii mezhebinde bir kurban geçecek üzerine. Ama bana göre şu gözle bakmalıyız abi. Kuzuya örnek diyorum 6 aylık olsa bile en az bize 20 kilo et vermesi gerekiyor değil tabii, mi abi? Tabii. Örnek diyorum 15 kilo et veriyorsa bakıma bağlı. Bakımına bağlı. Ben sana az önce kırkılan ufacık bir kuzu vardı benim burada. Daha 2,5 aylık kuzu maşallah niye anasının yanında hem yiyor hem içiyor. Evet. Devamlı yemiyor. Yani her türlü kurbana yetişir diyoruz. Ya, aynen. Şimdi aynen. Peki abi bu koçların fiyatı ne olmuş olacak kurbanda? İnan bilgi sahibi değilim. Gene 10-12 bin liradan aşağı olmaması lazım. Ya tay bunu bazı şeyler etkileyecektir, tetikleyecektir bize. Mutlaka. Bugünün şartlarıyla konuşuyoruz. Yarın etin kilosu kaça çıkar bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Yarın kurbana özel açılan fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzde bir seçim var. Tam da bayram azı. Tam bu sene Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani gerçekten kapalı kutu abi. Kapalı kutu. Yani gerçekten bilinmeyecek bir şey. Yine de bu koç arkadaşlar 10 bin liradan aşağı kesinlikle verilmez olmaz. Yani. Veremezsin. Haram zaten. Götür kesme. Ver gene parası kalmaz. Aynen. Yani 100 şu anda ben bunu aşar. 150 kilodan satsam dahi şu anda 7,5 milyar para toplar. Ya kilosunu 150 liradan satsam bile tabii canım. Gene 7,5 milyar para toplar. Aynen. Niye diye bu da bir de kurban vasıtası taşıyacak bu. Aynen. Daha yani yüksek olmuş olacak. Tabii canım. Şimdi değerli dostlar kurban vasıtası taşıyan hayvanlar niye pahalı olmuş oluyor? Niye kurbana özel bir fiyat açıklanıyor? Onu da dile getirelim, dillendirelim. Birçoğu vatandaşlarımız, arkadaşlarımız şunu düşünüyor. Bayramda fırsatçılık mı yapıyorlar? Arkadaşlar bayramda asla fırsatçılık kimse yapmıyor. Yapan da oluyor, olabilir. Bilemiyoruz biz şimdi. Bak ben sabahleyin iftardan sonra bu hayvanların peşine gidiyorum. Ta bu oruçlu ağzımızla ta akşam üstüne kadar. Aynen. Ezan okunduğu sırada ancak sofraya yetişiyorum. Şu oluyor Şirin abi şimdi. Kolay da değil yetişmesi. Kolay değil. Şimdi her hayvan kurban olmuyor. Olmaz abi. Bir memesi sakat olan. Koyun dişini kurban atmış. Olmuyor. Dişin dökmüş hayvan kurban olmuyor. Olmuyor. Boynuzu kırık olmaz. Olan koç kurban olmuyor. Görselliğini böyle bozacak bir şekilde olmaz. Buna dayanarak kurban fiyatı farklı oluyor. Çünkü kusursuz olması gerekiyor. Aynen. Şimdi normal şartlarda da biz kusursuz hayvanları toplasak zaten normal piyasada da yüksektir değil mi abi? Yüksek. Yani kimsenin aklına gelmesin kurbanda kimse fırsatçılık yapmıyor. Bunu ben bilelim arkadaşlar. Ben bir senede tek tek bunları topluyorum. Hepsi kıvırcık bazılarını birkaç tane böyle karabaş koydum işlerine hani o işten olursa diye. Evet. Şimdi bu koçun ırkından dolayı zaten tohumluk bile versen evet. 12-13 bin lira. Damızlık olarak böyle versen. Tabii canım. Şimdi abi orijinal burada... bak. Dair olanın helası gibi bir şey var. Evet. Kuyruğuna bak. Maşallah. Sefer kuyruk. Kuyruk güzel abi. Şimdi Bedri abi şöyle koçların içinde bir gezersen abi. Şimdi Şirin abi sen şöyle gel. Burada kıvırcık, sakız melezi, Tahirova. Tahirova bak. Ve... Bu Tahirova bak. Bak boynuzu Tahirova. Boynuzu Tahirova. Daha kırkılacak o. Daha takılmamış. Al. Evet daha kırkılmazcı. Al maşallah, boynuzu Tahirova ama yaşını falan almış. Güzel. Abi bunların içinden hangi ırk besiye daha güzel oluyor, yatkın oluyor? Abi şu kıvırcıklar. Kıvırcıklar. Kıvırcıklar değil mi abi? Kıvırcık maşallahsı var. Tuttukça tutar. Aynen. 20 gün sonra şu anda bunları gör. Bak nasip olursa ne hale geldiklerini görürsün. Aynen arkadaşlar şu anda hayvanlar... Kırkından sonra bir de üstüne koyuyor. Hayvanlar zayıf görünüyor ama hayvanlar zayıf değil o kadar. Hayvanlar aç. Çünkü Şirin abimiz şu anda kırkım yaptı. Kırkım yaptığı için de bir de ilaç atıyorum. İç parazit haba atıyor. Evet. İç parazit haba atmak için de hayvanların aç olması gerekiyor. O yüzden hayvanlar aç şu anda yayılıma gitmemişler. Yani 24 saattir şu anda yani, bu hayvan burada içeride. Abi hayvanın tokluğu açlığı görsel olarak çok fark ediyor. Tabii. Şu anda bu tok olsa bunun iki mislik bizi gösterecek. Değil mi abi? İnan gösterecek. Şu anda bunlara bir yemleme falan yapıyorum abi herhangi bir yemleme. Şu anda yapmıyorum. Bu 10-15 gün oldu yemleme yapmıyorum. Merhaba. Çünkü yayılım mera çıkardığım için. Maşallah yağmurlar bereketli aynen. Geçiyor. Biraz daha erken davranıp da biraz daha önceden merayı salsaymışım hayvanlarımın durumu daha da güzel olacakmış. Aynen. Şimdi besili bir hayvan arkadaşlar biz meraya saldığımızda ilk bir hafta inceliyor. Ondan sonra otu kana çeviriyor. Kanı da ete çeviriyor değil mi abi? Aynen. Yavaş yavaş ot da şimdi kartlaştıkça evet. Tohum oluyor ottan. Evet. O tohum yem yerine suni
Fenli yem değil de suni yem. Suni yem diye düşünürüz. O Cenab-ı Allah'tan gelen bir her türlü gıdayı alıyor. Tabii şimdi ama otla... fenli yem dedin mi biz kendi ürettiğimizi veriyoruz hayvanlara. Aynen otla kartlaştığı zaman abi daha fazla sıvı olmuyor. Aynen. Kartlı oluyor. Kartlaşıyor. Onda hayvan da o zaman ete çeviriyor. Aynen. Nisan yağmurları da yağdı. Çok şükür maşallah. Şükür. Gök, İnşallah. Maşallah gök yaradı maşallah. Yani bugün arkadaşlar gerçekten çok güzel bir gündeyiz. Güneşli bir gündeyiz ve güzel bir Nisan ayındayız abi. Aynen, diğer aylara kıyaslarsak, diğer senelere kıyaslarsak hayvan pahalı. Pahalı. Üreticilerin adıyla konuşuyorum. Ya, süt pahalı abi. Her şey öyle olmuş. Yağmur var. Mera var. Yani bugün biz emeklerimizin karşılığını alıyoruz diyebiliriz artık. Çok şükür. Bu şükürler sene, olsun bugünümüze. Yüzü de gülecek ama biraz işte, bu seçimler biraz etkilerse bilemiyoruz ne olacak. Seçimlerden sonra da inşallah güzel günler göreceğiz. İnşallah inşallah. Şimdi inşallah hayırlısı Allah'a. A gelmiş, B gelmiş, şu gitmiş, bu gitmiş. Önemli hepsi olan hepsine bir hayırlı olmasıdır abi. Hayırlısı Cenab-ı Allah bize hayırlısını versin. Aynen çünkü seçimden niye bahsettik? Seçim çalışmaları olduğu için. Seçim çalışması olurken de ister istemez başladı aksatabiliyor abi, aksayabiliyor. Aynen. Her şey etkiliyor seçim her aynen, zaman. Aynen abi. Pazarı da, meyveyi de, sebzeyi de, hayvancılığı da her şeyi etkiliyor. Peki Şirin abi, kurbanlık besleyip satmak isteyen arkadaşlarımız için şu anda alsınlar mı yoksa kurbana bir ay kala mı alsınlar? Tam zamanı abi, o zaman çoğusu... Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bu tür görüntüleri, bilgileri alabilirsiniz. Ve şimdiden de Şirin abiye çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Evet değerli dostlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.